Aa, bizim yiyeceklerimiz bu kadar. Hesabı getirebilir misiniz lütfen? Hanımefendi, hesabınız ödendi. Ne? Hesabınız ödendi. Kim ödedi? Şu adam. Şehernaz, Şehernaz! Lütfen çay alın. Ha, dediğim gibi 20 günlüğüne ihtiyacımız var ve ondan sonra pardon, da toparlanır. Pardon, affedersiniz. Bay Keke, siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Pardon? Ne düşünüyorsunuz, hesabımızı ödeyemeyeceğimizi mi? Hayır, öyle bir şey yok, hayır. Bak, ben sana daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim. Bu numaralar bana sökmez. Bak, yanlış anlıyorsun herhalde. Ben şey demek istemiyorum. İşte paran. Yapma, dur. Hayır. Ah, sanırım bir yanlış anlaşılma var. Aslında o benim akrabam. Siz çayınızı alın lütfen. İyi kıyafetler giymek ve büyük yerlere gitmek. Lezzetli yemekler yemek. Büyük arabalara binmek. Sadece zenginlerin hakkı değil. Şimdi bunlara sahip değilsem ne olmuş? Belki de benim hakkımda kötü düşünen insanlar geleceğimi görmüyorlar. Sadece benim olan geleceği. O zaman, zaman benim kölem olacak. Ve ben şu ana hükmedeceğim. Güzellik yarışması mı? 15 gün boyunca yeni katılımcılar. Sherry? Gerçekten o kadar masum musun yoksa rol mü yapıyorsun? Benden şüphe mi ediyorsun? İnsan şüphe etmeli. İyi bir espri anlayışın var. Söylediğim ciddi bir şeyi şaka olarak algılama lütfen. Ciddi olmaya başladın şimdi bak. Şaka yapıyordum. Peki söyle bana, sen ve Şernaz çok yakın arkadaş mısınız? Bak, arkadaşlıkla yakın arkadaşlık arasında fark vardır. Ben ve Şernaz sadece arkadaşız. Başka bir şey değiliz. Ama sen hep onun tarafındasın. Ama şu anda seninleyim. Çok güzel konuşmalar yapıyorsun. Sen iyi bir konuşmacısın. Benim fazla konuşmaya niyetim yok. Tamam, bırak. Söyle bana. Şernaz... Hadi ama Sara. Neden Şernaz'a gelip duruyorsun? Sana söyledim. O sadece benim arkadaşım. O büyük bir oyuncu olmak istiyor. Bir kahraman olmak istiyor. Ve ben bazen onu motive ediyorum. Senin motivasyonun onu mutlu ediyor olmalı. Belki de. Onun mutluluğu umurumda değil. Tamam. Neden moralini bozuyorsun? Unut gitsin. Sara, buraya seninle konuşmaya geldim. Lütfen Şernaz'ı bu işe karıştırma. Üzgünüm. Sorun değil. Hey bak, ne kadar güzel bir alıntı. Dikkat ettin mi? Hı? Geliyorum, biraz bekle. Bu kız hiç bekleyemez.
Ne oldu? Bekleyemiyor musun? Ben hazırım. Üniversiteye geç kalmayız. Dur çantamı alacağım. Bekle beni. Bir beni dinle. Sana iyi bir haberim var. İyi haber mi? Evet, iyi haber. Şuna bir bak. Bak, oku. Oku hadi, hepsini. Şehernaz, böyle bir güzellik yarışmasında yarışmak için başka bir şansın olmayacak. Bu sıradan bir yarışma değil. Hiçbir fikrin yok. Moda ve film endüstrisinde teklif veren insanlar orada olmalı. Düşünsene, bu senin kahraman olma yolundaki ilk adımın olacak. Ne düşünüyorsun? Sen düşünmeye devam edeceksin ve başka bir kız bu şansı yakalayacak. Eni, 15 günlüğüne şehir dışına çıkmak mı? Ve orada 15 gün kalmak için bir sürü masraf olacak. Oho, belki de dikkatli okumadın. Orada olmak için ödeme yapman gerekecek. Eğer seçilirsen gelecekteki masrafları onlar karşılayacak. Tekrar düşün. Ödül parası çok iyi. Ve kazanırsan sömestr ücretini kolayca ödeyebilirsin. Sadece 15 günlük bir mesele. Sen gidiyorsun. Hayır hayır, babam kabul etmez. Babama ne diyeceğim? Bazen baba, bazen şartlar. Senin derdin ne? Hani mücadele eden kız? Eğer böyle kalırsan hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Sayım bitecek ama sorunlarınız bitmeyecek. Of tanrım. Seninle zamanımı boşa harcadığım için çok kızgınım. Şansını bu kadar kolay kaybeden bir kızın bir şey başaracağını nasıl düşünebilirdim? Eni! Bu tutku. Gözlerinde görmem gereken şey bu tutku. Bu ateşin soğumasına izin verme. Bir şey elde etmek için içinde yanan ateşin asla, asla sönmesine izin verme. Babanla konuş. Eminim ikna olacaktır. Lütfen bu şansı kaçırma. Gitmesine izin verme. Bu fırsat asla geri gelmez canım. Oyunculuk, yarışma, seçmeler. Bir sakin ol. Bütün bunları anlamıyorum. Dünyada bundan çok daha fazlası var. Çernaz, çok daha önemli şeyler var. Sen sürekli oraya takılıyorsun. Kariyerimi benim için ne kadar önemli olduğunu sana hiç söylemedim mi? Bu benim tutkum ve bundan asla ödün vermeyeceğim. Şeri, senin benim gücüm olmanı istiyorum. Sen böyle yıldırırsan beni nasıl büyüyeceğim? Başarıya giden bu yolda seninle ilerlemek istiyorum. Sensiz değil. Ne diyebilirim ki? Ne istersen yapabilirsin. Her neyse, bu senin hayatın. Neden bana soruyorsun? Sana sormuyorum. Seni bilgilendiriyorum. Şeri, ben bir yarışmaya katıldım ve yarından itibaren 15 günlüğüne şehir dışına çıkıyorum. Şeri, yardımını istiyorum. Buna çok ihtiyacım var. Lütfen. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Nereye gidiyorsun? Şeri, elimi bırak. Yalnız mı gidiyorsun? Seninle o yarışmaya gelecek, sana bakacak, seni koruyacak. Başka biri var mı? Söyle bakalım. Ha? Söyle. Yalnız değilim. Benimle birlikte birçok insan var. Kendi başımın çaresine de bakabilirim. Ben küçük bir bebek değilim ki yanımda her zaman bana bakacak biri olsun. Çok büyük bir hata yapıyorsun Şernaz. Ben hata falan yapmıyorum. Bunu asla yapmam. Ne? Sen kendini ne sanıyorsun? Beni kıskanıyorsun. Çünkü benim geleceğin süperstarı olacağımı biliyorsun. Kibir iyi bir şey değildir Şernaz. Ve ne istersen yapabilirsin. Ama oyunculuğun hiçbir şeyi yok. Sen öyle sanıyorsun. Bir kadının bir film için ne kadar ücret aldığını bilmiyorsun. Sen önce bir şey ol. Hayal dünyasında yaşayan insanlar asla başarılı olamazlar. Ben hayallerde yaşamıyorum. Ben becerikli biriyim. Ve yaptığım da tam bu. O zaman git ve istediğini yap.
Güle güle. Thank you.